Süperstar Ajda Pekkan'layız. Ajda Hanım dahil olduğu bir sahne projesiyle ilgili bilgiler veriyor, açıklamalar yapıyor o anlarda. Ben müzik direktörü olacak. Bütün gece bizimle birlikte olacak. Sevgili Ferhat. Evet. Rafet Elroman. Rafet Elroman. Süper. Atiye. Evet. Yusuf Güney. Harika. Vatan Şaşmaz'da sunucumuz oluyor. Ajda Hanım'ın hayvan sevgisi dillere destan. Geride bıraktığımız haftalarda hayvan mezarlığına gömülmek istediğini vasiyet etmesi ve kurban bayramında kurban kesmediğini açıklaması hala hafızalarda. Hayvan diyoruz zaten işte. Ama ben hayvan diyemiyorum artık. Çünkü bence canlılar hepiniz gibi, onlar dört ayaklı, biz iki ayaklıyız, atıyorum yani tabii ki hayvandan insanı ayrıştırıyorum ama ben o kadar çok seviyorum ki ben kendimden ayrıştıramıyorum. Yine konu oluruz herhalde önümüzdeki hafta. Her ne kadar mesleğe ilk başladığı yıllarda birçok sanatçı gibi gerçek kürk kullanmış olsa da şimdilerde o günleri hatırlamak bile istemiyor. Maalesef kullandım. Kahrediyorum ki çok. Hepsini attım zaten yani. Şöyle hepsini attım derken zaten bayağı yıllar önceydi Allah'tan. Şimdi giyenlerden nefret ediyorum. Onu tasarım haline getiren modacılardan da nefret ediyorum. Bu açıklamalarıyla zaten kavgalı olduğu Bülent Ersoy'u ve kürk giyen diğer meslektaşlarını kızdıracak gibi görünüyor Ajda Pekkan. Hayvanseverler, ben çok daha fazla hayvan severim. Evet. Evimde bir kedim bir de köpeğim var. Onlara hesap vermeyeceğim. Çünkü onların şov yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Hayvanseverlerin tepkisini çekmek bir anlamda hani sokakta yürürken... Hiç umursamıyorum. Ama yaşam döngüsünde kürk giymemiz gerekmiyor. Yaşam döngüsünde tamam, Ajda Hanım da dediği gibi hayvanlar birbirlerini yiyerek belki yaşamlarını devam ettiriyorlar ama kürk giymek gerçekten bir lüks. Ve bu lüks gerçekten insanların, giyenlerin kendi zenginliklerini göstermek istedikleri büyük bir görgüsüzlük de bence. Aynen. Hayvan sevgisi bu kadar ağır basınca ileride mirasını Hayvanları Koruma Derneği'ne bağışlamayı bile düşünür olmuş Ajda Pekkan. En azından bütün mirası bırakmasam bile bir miktar hani teberrü gibi bence çok da hoş olur. Olması da gerekir bence. Ajda Pekkan basın toplantısından sonra bu kez tüm sempatisiyle özel olarak kameralar karşısında Ajda Pekkan çıkaracağı Türk Sanat Müziği albümüyle gençlere örnek olmayı hedeflediğini açıklıyor. Ben de örnek olmak istiyorum. Evet. Örnek olmak istiyorum kesinlikle bu yüzden. Anlatabiliyor muyum? Bakın şey gibi. Hani o popülizmi artı bir sanatçı olarak, artı bir duayen olarak. Şövalye olarak. Şövalye. Teşekkür ederim.